Merhaba. Boğaziçi direnişine dudak bükenler oluyor. Günaydın diyen, aklınız şimdi mi başınıza geldi diye sitem eden, biz inim inim inlerken neredeydiniz diye soran oluyor. Yarası halen kanayan her kişi böyle düşünür. Yine toplumun bir bölümü aydınlanma çağına henüz girmiş olabilir. Jetonu yeni düşmüştür. Olabilir bu. Boğaziçi'li gençler 20-22 yaşında. Bırakın daha eskiyi, 15 Temmuz olduğunda çoğu liseliydi. AKP iktidarından başka şey görmediler. Yaşadıklarını deneyimleriyle tartma, mukayese etme olanakları yok. Onlara kimin bir lafı olabilir? Gel gelelim yakın zamana kadar makul zannettiğiniz kimileri, kimi paylaşımlarıyla çok şaşırtıyorlar. Türkiye çok savaşlar ve darbeler gördü, böyle uzun bir istibdat dönemi yaşamadı. Devlet şiddeti ve terörü kimini öldürdü, kimini sakat bıraktı, travması nesiller boyu sürecek bir dram yaşandı yaşanıyor. Haliyle şu tespitleri sık işitiyoruz. Geçmişte medya susturulurken suskun kalınması bugünleri hazırladı. Akademi KHK'larla boşaltılır, üniversitelere kayyım atanırken tepki koyulmaması zalime cesaret verdi vesaire. Bunda incinecek ne var bilmiyorum. Kimi zihinler öyle bloklanmış ki hatırlatma yapmaya hiç gelemiyor, içindekini boca ediyor. Başkası acı içindeyken ne demeye kendi acınızı öne çıkarıyorsunuz? Sürekli kendi derdinizin üstünde tepinip şimdi zulüm görenleri suçlamak ayıp olmuyor mu? Sıra size gelene kadar başkalarının acılarıyla siz de ilgilenmediniz. Sadece kendi acınızı önemsiyorsunuz. Bu yüzden kimse sizinle ilgilenmiyor. Yalnızsınız, yalnızlığa mahkumsunuz. Bu yolu kendi ellerinizle inşa ettiniz. Dayanışma nedir bilmiyorsunuz, bilemezsiniz. Bu serzenişlerde ciddi patolojik sorunlar var. İki kelimeyle özetleyeyim. Genelleme ve linç. Yaygın ve ülke geneline yayılmış bir mağduriyet var. İnsan hakkı ihlalleri var. Ateşin düşmediği hane yok. Boğaz Boğaziçi direnişi Türkiye muhalefetinin iktidarın tam da istediği kıvama geldiğini göstermesi açısından mühim derslerle dolu. Mazlumlar birbirini dişlemeyi bırakıp asıl buna kafa yormalı. Türkiye iktidarı muhalefeti sivil toplumuyla nasıl bir felakete evet dediğini anlayabilmiş değil. Üzgünüm yıllar süren sessizliğin bedelini ödemeden de çıkış olmayacak.